Yeni bir videodan herkese merhaba, Yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere paranın zaman değerini anlatacağım. Ee, belki de e, YouTube'da en e, önemli konulardan bir tanesini anlatmış olacağım ama eğitimleri alan arkadaşlarım biliyordur, belki aramızda finansçı olanlar biliyordur. Neden e, bu videoyu çekmeye aslında ihtiyaç duyduğumu da e, birazdan sizlerle paylaşacağım. Çünkü çok önemli bir konu. Türkiye'de finansal okuryazarlık deyince bizim ilk öğretmemiz gereken şey paranın zaman değeri arkadaşlar. Paranın gerçekten bir zaman değeri var ve maalesef ki maalesef bizim ülkemizde bu bilinmiyor, doğru bilinmiyor ve bunu aslında hep de anlatmaya çalışıyorum. Bunun için eğitimler çektim. Her videoda sizlere bir egzerlerle, bir hazırlıklarla bir şeyler göstermeye çalışıyorum ama altında bazen gerçekten çok yanlış yorumlar yer alıyor. Bu videoyu biraz daha bunun için çekmek istedim. Bir şeyler anlatacağım size yine bir şeyler öğretmeye çalışacağım ama öncelikle Kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bugün sabah sizlerle e, borsaya yatırım rehberinden bahsettim. E, yeni başlayanlara uygun bir rehber var. E-kitap e var arkadaşlar. 64 sayfalık. Özellikle başlangıç seviyesi arkadaşlar için çok uygun olacağını düşündüğüm bir e-kitap. Burada çok açık biçimde yazdım. Yatırım 101 web sitesine girmeniz lazım. Bu benim web sitem arkadaşlar. E, bu web sitesine girdikten sonra şöyle aşağı doğru gelirsiniz. Eğitimlere geçtikten sonra aşağı doğru geldiniz arkadaşlar. Ücretsiz A'dan Z'ye borsaya yatırım rehberi var. Şuraya e-mail adresinizi yazıp hemen göndere bastığınızda bu kitap otomatik olarak mail adresinize gelir. Ulaşmadıysa e, spam, can, işte gereksiz klasörüne bakınız. Çünkü otomatik sistem e, herkese atıyor. E, dolayısıyla atmıyorsa Başka bir mail adresiyle deneyebilirsiniz ee, ama yapmanız gereken bu arkadaşlar. Yapılan sık hata uyarmama rağmen şuradan e-mail gönderiyorsunuz bana ama sistem böyle işlemiyor. Sistem tamamen otomatik olarak işliyor. Buraya e-mail adresini yazıyorsunuz hemen gönder diyorsunuz sistem otomatik olarak gönderiyor. Maalesef bu yeri yapmak zorunda kaldım çünkü en az 50 kişi bana bir saat içerisinde şuradan mail attılar arkadaşlar. Bu şekilde sistem işlemi onlardan rica ediyorum. Buraya e-mail adresini yazıp hemen göndere basacaklar. Şimdi gelelim. Videomuzun konusuna. Ee, videomuzun konusu arkadaşlar paranın zaman değeri ve e, o kadar önemli bir konu ki ben burada e, 6 aydır YouTube'da yayınlar yapıyorum. Bazen çok fazla da değindim. Hep sizlere bir şeyleri analitik olarak anlatmaya çalışıyorum. E, şirketleri de analitik anlatmaya çalışıyorum. Hesap kitap yapıyorum. E, finans ve matematik ilişkisini kuruyorum. E, bunları anlatıyorum. Dün bir video paylaştım. Temettü ettim ama... Bunu sadece dün videoki yani dünkü video özelinden paylaşmayacağım. Birçok videonun altında bazen gerçekten çok yanlış yorumlar görüyorum. Bizim bunun temel sebebi arkadaşlar gerçekten finans, finansal okur yazarlık e, okullarda öğret, öğretim öğretilmiyor ama diğer bir konuda bence matematik konumuzda da çok büyük e, bilgi eksikliğimiz var. Algılarla, algılarımızla inanıyoruz her şeye ya da hiçbir hesap kitap yapma alışkanlığımız yok diyeyim. Algılarımızda şu etrafımızda gördüğümüz e, araba, ev araba fiyatı işte 3 sene arttıysa, sahip olduğumuz hisse senedi artmadıysa işte ev araba hep kazandırır mantığında yaklaşıyoruz. Bir sonraki 3 sene başka bir şey kazandırır da o hep kazandırır mantığında yaklaşıyoruz. Bunları düzeltmek için de ben sizler hep gelecek adına analizler paylaşıyorum ve hesap kitap paylaşıyorum. Şimdi bugün anlatacağım konu paranın zaman değeri arkadaşlar. Çünkü şu videonun içerisinde basit bir hesap yaptım bu videoda. Ben borsanın son dönemde en az kazandıran şirketlerinden bir tanesi. Yani hisse fiyatı olarak bakın hisse satın aldığınızda iki tür kazancınız vardır. Bir temettü kazanırsınız. Temettü ödeyen şirketlerde bir de cari hisse fiyatı artışından kazanırsınız. Mesela bir ev alıp kiraya verdiğinizde aldığınız kirayı temettü gibi düşünün. Hem buradan dolayı para kazanırsınız hem de e, yatırım yaptığınız evin fiyatı arttığında para kazanırsınız değil mi? Yani tamamen aynı mantık. iki şekilde de para kazandırıyor. Aktif yatırım gibi düşün. Hem hisse fiyatı artıyor, evin fiyatı artıyor gibi düşün. Temetli oluyorsunuz bunu da kira gibi düşün. Dolayısıyla e, matematik kıyası yapmanız lazım. Bir yatırımın geri dönüşü ne kadar? Örneğin burada ben size 5 sene içerisinde temettülerle Ereğli'nin ilk başlangıç sermayesini ödediğini söylemiştim. Mesela şu an bulunduğunuz yerde bir ev yatırımı yaptığınızda aldığınız kiraların 5 yıllık kiralar toplamının eğer ev fiyatınızı yani 2018'de aldığınız 100 bin liralık evi ödüyorsa arkadaşlar ya da daha hızlı sürede ödüyorsa kesinlikle o daha mantıklı yatırımdır. Bu yatırımın geri dönüşüdür. Şimdi bunu başka hesaplarla karıştırmamak lazım ama ben yine de sizin sorularınız alışkanlığınızı bildiğim için şuraya da dolar kurunu yazdım. Yani bunu bir benchmark olarak bir kıyaslama yapın diye enflasyonist anlamda. Şimdi bu hesaplara inanmıyor olabilirsiniz ama doğrusunu öğrenmeniz lazım diye bunları anlatıyorum. Bir matematik kıyası nasıl yapılır? Paranın alma gücü ya da paranın satın alma gücü nasıl hesaplanır? Etrafınızdaki arkadaşlar araba fiyatlarının artışından değil, etrafınızdaki ev fiyatları artışından değil, belli resmi kaynakların e, verilerini alırsınız, bu veriler üzerinden bir hesap yaparsınız ya da kendi inandığınız verileri koyarsınız ama bir temele dayandırmak zorundasınız. Hisse senediyle ilgileninizde birçok şey var. Ee, i̇şte enflasyonla ilgileninizde birçok veri var. Bunların hepsini kullanabilirsiniz ama bir arkadaşlar algılarla değil hesap kitapla yapmanız lazım. O yüzden de paranın zaman değeri bu finansın arkadaşlar en önemli konusu. Neden biliyor musunuz? Hani şöyle anlatayım bakın. Şu gösterdiğim benim üniversite, üniversite lisans zamanında 10 sene önce tek bitirdiğim kitaplardan bir tanesi. Bakın her finans kitabından e, ilk konusu arkadaşlar öğretilen şey. Bakın ilk konu time value of money. Paranın zaman değeri arkadaşlar. Paranın zaman değeri ne bilmek. Yani biz bazen burada borsa anlatıyoruz. İnsanlar böyle borsaya girmeye hevesli ama arkadaşlar ilk yapmanız gereken sizin öncelikle finans öğrenmek olmalı. Bakın finans... Buradaki anlattığım çok teorik şeyleri ben çok basitleştirerek A'dan Z'ye finans eğitiminde anlattım. Bu A'dan Z'ye finans eğitimi gördüğünüz üniversite seviyesi, e, finans eğitiminin özetleştirilmiş hali, basite indirgenmiş hali ve ilk konumuz paranın zaman değerine giriş. O kadar önemli ki paranın zaman değerini bilmeden siz ne borsa yatırımında başarılı olursunuz ne arsa yatırımında ne ev yatırımında. Çünkü arkadaşlar yatırımın geri dönüşünü hesaplamayı bilemiyorsunuz. Bir enflasyonla nasıl satın alma gücü kıyaslanır bunu bilemiyorsunuz. E, faizle nasıl kıyaslanır e, ya da hangi dönem hangi yatırım daha mantıklı bunların kıyaslamasını maalesef duygularla yapamazsınız matematikle yapmanız lazım ve bu Matematiği öğrenmenin tek yolu Paranın zaman değerini bilmekten geçiyor bu Arkadaşlar önemli en önemli bir konu olmasa Finans kitaplarının ilk chapter'ına ilk bölümüne konmaz bu dolayısıyla Eee İsterseniz bırakın borsayı yani borsada para kazanmak bazen çünkü şunu görüyorum. Borsa işte e, şimdi mesela burada video paylaşıyorum. Ereğli en düşük kazandıran şirketlerden bir tanesi. Altta mesela başka hisse isimleri paylaşılmış. Bu daha çok kazandırdı diye. Şimdi amacımız burada daha çok kazandıranı anlatmak değil ki. Daha çok kazandıran Ereğli'den 50 tane hisse var. Ben size burada bunu anlatmıyorum. Dolayısıyla burada benchmark yapacağınız, kıyaslama yapacağınız şey bu değil. Bir, paranın zaman değeri arkadaşlar bunu bilmek çok önemli. Bir kıyaslama yaparken, bir ev kıyası yaparken, araba kıyası da yaparken, satın alma gücünüzü hesaplarken de bunu yapabileceğiniz belli başlı kaynakları göstereyim ben size. Bir tanesi TCMB yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon hesaplayıcısı. Bu resmi TÜİK verilerinden gidiyor. Yani 2018'in ocağında 100 bin liranızın siz koyduğunuzda satın alma gücü anlamında 2022'nin ocağında ya da 2023'ün ocağında diyelim hesapladığınızda bu 330 330'a denk geliyormuş. 330 bine denk geliyormuş. 5 yılda e, üretim yani enflasyon üzerinden. Siz bunu isterseniz 2 ile çarpın. Burada açıklanan enflasyona güvenmiyorsanız ya da Yapacağınız şey arkadaşlar bakın burada Excel'de çok basit biçimde size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bunları detaylı biçimde ben burada hepsini anlattım. Çünkü Türkiye'de maalesef e, yatırımın, ya yani borsaya girilme, herkes borsaya girip para kazanmak istiyor ama önce elimizdeki parayı doğru kullanamıyoruz Bakın borsada borsa yatırım yapılabilecek alternatiflerden bir tanesi ve herkes borsaya uygun değil. Ben burada borsa, hedef kitlemiz borsa diye borsa anlatıyorum. İsterseniz arsa anlatayım, isterseniz e, başka bir düzlemde başka bir yatırımı anlatayım. Yatırımın mantığı finansal olarak bir yatırımın geri dönüşünü hesaplamak, uzayda da arkadaşlar Türkiye'de de, Almanya'da da aynı. Matematikle bu metotlar her yerde aynı. Dolayısıyla bu yatırımın geri dönüşünü nasıl hesapladığınız önemli. Ben burada 3 tane mesela bir yatırım, bir finansal değerleme yani 2 tane ev, 2 tane araba, ev ya da arsa, arsa ya da hisse, hisse ya da başka bir şey hangi emtia olursa olsun bunları kıyaslamanın 3-4 yolu var ve bu 3-4 yoluyla da baktığınızda mantıklı olan bir yatırım aracı genellikle hepsinde mantıklı çıkıyor. Dolayısıyla sizin burada ben ere ile anlatırken ya da ben işte Şecan, ben fortudos'un anlatırken altta paylaştığınız birçok şey yanlış oluyor çünkü algılarınızla hesap yapıyorsunuz birçok kişi hesap kitap paylaşmıyor orada tamamen aldığı sattığı şeyler üzerinden bunun doğruluğu üzerinden gidiyor. amacımız zaten bunu iyileştirmek amacımız bunu düzeltmek dolayısıyla bakın çok basit bir hesap gösteriyorum size bu videoda. E, bunu isterseniz siz aldığınız herhangi bir ürün üzerinden yapabilirsiniz. Excel'de arkadaşlar çok basit formüller var. E, uygulayabileceğiniz. Bir paranın gelecekteki değeri diyelim 75.000. Tamam mı? Bu gelecekteki değeri şöyle düşünün. Tabii ki e, eğitimleri, finans eğitimlerini bitirmediğiniz, almadığınız için şu an çok yabancı gelebilir. Bunun için e, açıp okumanız, izlemeniz lazım. Başka yapacak bir şeyim yok. Çok basit şekilde göstermeye çalışacağım. Bir paranın arkadaşlar bu gelecekteki bir parayı bugüne aslında indirgersiniz. Mesela biz hisselerin de fiyatını böyle hesaplarız. Gelecekteki karlılıkları bugüne indirgeriz ve fiyatın ucuz olup olmadığını anlarız. Mesela 75 bin liranın 5 yıl boyunca %40 faizin ya da enflasyon olduğu bir dönemde aslında bugünkü değeri arkadaşlar 13.945 bin, bin TL'dir. Satın alma gücünü en basit biçimde böyle ölçersiniz. Bu enflasyon arana ister TÜİK yazın. İster enak yazın, ister ito'nunkini yazın, ister kendi hissettiğiniz enflasyonu yazın. Matematik bize bunu gösterir. Bu formül bugünkü değerdir. Bugünkü değerin e, bu formülle yerine koyduğunuzda bir paranın, gelecekteki bir paranın, mesela 5 yıl sonra size diyorlar ki e, bugün 5 yıl sonraki 75 bin lira yerine e, işte bir teklif sunuyorlar. 13 bin lira, 945 lira, 5 sene sonra mesela sana 80 bin lira versek olur mu? %40 enflasyon var kabul edeceksiniz. Çünkü o paranın gelecekteki değeri 75 bin. Eğer 70 bin teklif ederlerse kabul etmeyeceksiniz. Bu hesabı yapacaksınız. Yarın öbür gün bir arsa ev alırken de bu hesabı yapacaksınız ki bir yatırımın mantıklı olup olmadığını anlayabilin diye. Ya da tam tersinden gidelim. Bakın bugünkü 10 bin liranın 5 yıl boyunca %50 faiz oranı olduğunda faizle değerlendirdiğinde siz ne kadar e, paranız olur? 5 eğer %50 eşit faiz giderse 75 bin liranız olur. Bu arkadaşlar bu hesabın açılmış hali. Yani her yıl %50 koyuyorsunuz. Bu gelecekteki değer formülü. Çok basit biçimde bulursunuz. Buradaki faiz oranını isterseniz reel yani nominal eksi enflasyon üzerinde alın. Yani deyin ki ben enflasyonun %10 üzerinde değerlenmesini istiyorum derseniz bu sefer 16 bin olur. Ama siz bu hesabı %50 üzerinden yapıp Buradaki 75 bin lirayı atıyorum enflasyonda yüzde %40 bunu da e, bugüne bugün indirgerseniz o zaman real değer bulmuşsunuz. Yani e, finans arkadaşlar size rakamlar her şeyi gösteriyor aslında. Bir yatırımın geri dönüşün ne kadar olup olmayacağını, mantıklı mı olup olmadığını her şeyi gösteriyor. Ben size burada bir yatırımın sermaye geri dönüş oranını hesapladım. Dolayısıyla yatırılan başlangıç sermayesini Kaç yılda temettülerle geri almışsınız. Dolayısıyla bunu e, mesela ev yatırımını çok sevenler isterse konut yatırımıyla kıyaslasın. Araba yatırımını, arabayı bir yatırım olarak görüp bunu düşünenler bununla kıyaslasın. Yani arabanın bir e, kirayı mı verir artık, nasıl sermaye giriyor şu hesaplar bilmiyorum ama e, bu arkadaşlar e, şunu söylemek istiyorum. E, bu videonun amacı aslında şu. Ee, bazen biz burada borsa falan anlatıyoruz ama ben yazılan yorumlardan ya da etraftaki şeylerden şunu görüyorum. Gerçekten bizim ülkece e, finansal okur yazarlığı öğretmeye anlatmaya sizlerin de anlamaya ihtiyacı var. Borsada yatırım yapmadan önce. Çünkü daha elimizdeki varlıkların kıyaslamasını ev, araba, altın bunların kıyaslamasını matematiksel olarak doğru yaptığımızı düşünmüyorum. Belki çok enflasyonist bir ülkeyiz bu yüzden yapılamıyor ama Öncelikle arkadaşlar bunları öğrenmemiz lazım. Bunları öğrenmeniz için isterseniz gidin bir finans kitabı okuyun. İsterseniz buradaki finans eğitiminde çok basit biçimde anlattım. Bu seriyi izleyebilirsiniz. Nasıl e, artık fayda göreceğinize inanıyorsunuz arkadaşlar. Borsaya yatırım yapmadan önce bir paranın zaman değerini öğrenelim. Bir yatırımın geri dönüş nasıl hesaplanır bunları bilelim öğrenelim. Sonra Ereğli kazandırmış. Türk Hava Yolları daha çok kazandırmış. İşte Aksa daha az kazandırmış. Konut daha fazla kazandırmış. Otomobil daha az kazandırmış. Bunların tartışmasını yapalım. Tartışmayı yapmaya gerek yok. E, herkes tabii ki fikrini paylaşıyor ama yaptığınız hesap kitapta yanlış olduğunuzda ve bu hesaba inandığınızda doğrularınızı e, ortaya koyduğunuzda hani kendiniz inanmanız lazım. Biz koyduğumuzda herhalde inandıramıyoruz. Kendi yaptığınız yanlışı. Ancak e, bu şekilde anlayabilirsiniz. Daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama e, umarım arkadaşlar derdimi anlatabilmişimdir. E, sizler de e, bu konuda lütfen gerekli çabayı gösterin. E, hisse yatırımına uygun olmayabilirsiniz. Herkes istediği yatırımı yapabilir. Kimisi için bes uygundur. Kimisi için arsa yatırımı uygundur. Kimisi için e, daire yatırımı uygundur. Kimisi için de hisse yatırımı uygundur. Yeter ki kendinize uygun inandığınız yatırımı yapın. Ama bunu yapmadan önce hesap, kitap, matematik e, bunları bilin arkadaşlar. Yatırımın geri dönüşü ve paranın zaman değerini çok iyi bilin. Hiçbir şey bilmeseniz bile, hiçbir borsa bilmeseniz bile sadece... Şu paranın zaman değeri ve şu konuları bilseniz hayatınız değişebilir. Size bu kadar söylüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.